Metra kanalından herkese selam arkadaşlar. Ben Metin. Bugün sizlerle birlikte Beşiktaş transfer dedikoduları review çekeceğiz. Öncelikle ilk etapta kadromuza girelim. Bakalım daha sonra transferde Beşiktaş'la adı daha çok anılan oyuncuları transfer edelim. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. 4-4-2 formasyonunda Aboubakar, Cenk Tosun, Gezal sağ kanatta, orta sahada Salih, Gedson Fernandes, sol kanatta Redmond, Masuaku, Colley, Tayyip Talha, Rozier ve Mert Günok arkadaşlar. Yedeklerimiz de bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu kadroya eklemeler yapalım. Bildiğiniz üzere Roman Saiz takımdan ayrılacak. Redmond yine takımdan ayrılması beklenen isimlerden birisi. O bölgelere transfer yapalım. Tayyip Talha sakat. O yüzden iki tane stoper transferi yapalım diye düşünüyorum. Bu Rebuild'de kuralımız arkadaşlar Süper Lig'de olduğumuz için 3 yerli kuralına uymamız gerekiyor. Ben şimdi sizlere transfer edeceğimiz oyuncuları göstereyim. Ayarladım ben onları daha önceden. Okereke'yi transfer edeceğiz. Beşiktaş'la adı çok fazla anılıyor bildiğiniz üzere. Yerimina stoper adaylarından birisi. Yine adı çok anılıyor. Rob Holding yine çok anılan isimlerden, aslında Liyanko'yu transfer edecektim. O da çok anılıyordu ama baktım. Son dakika olarak az önce Rob Holding'e girmişler. O yüzden onu transfer merkezine ekledim ve santrafor yediğimiz de Halil Dervişoğlu olacak. Belki de ben bu videoyu yüklediğimde transfer olmuş olur bile diye düşünüyorum. Şimdi ben bu oyuncuları transfer edeyim. Anlaşma aşamasında tekrardan buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben şimdi kadromuzu oluşturdum. Santrafor ikilimiz Aboubakar ve Okereke. Sol kanatta Cenk Tosun'u koydum. Okereke de oynuyor aslında o tarafta. Bu şekilde de oynayabiliriz. Salih Uçan, Gedson Fernandes orta saha ikilimiz olacak. Sağ kanatta Gezal, sağ bek Rozier, sol bek Masuaku, stoper ikilimiz de Lianco ile Yerimina arkadaşlar. Kalede şu an Mert var ama overall olarak daha genç olduğu için Ersin Destanoğlu onu geçerse devşirmeli oynayabilirler. 3 yerli kuralına uymak zorundaydık. Kalecimiz yerli Salih Uçan. Kaptanlık verdim oynasın diye yerli. Ve santraforda da Cenk Tosun yine yerli. Kuralımıza da uyuyoruz. Yedeklerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Bir ihtimal Hacı Ahmet Hoviç Salih Uçan'ı kesebilir diye düşünüyorum ama merkez ofansifle oynadığımız için belki de kesmez. Ne olur ne olmaz diye hemen Salih Uçan'a birlikte bir gelişim planı verelim. O ratinginin daha yüksek olması adına. Hemen gelelim buradan, hep birlikte gelişim planı verelim. Aslında dinamik potansiyeline ulaşmış gözüküyor. Ama biz yine de hem şutu hem fiziği gelişsin. Tamam, en iyisi bu gözüküyor. Gelişirse eğer buradan gelişir. Kadromuz bu şekilde göstermiş olduğum gibi. Hemen şimdi isterseniz birlikte takvim ekranına beraber geçelim. O ekranda zaten kapatmıyoruz. Beraber simülate ediyoruz. Şuradan hemen Ocak 1'e doğru gidelim. Ve görmüş olduğunuz gibi hazırlık maçları aldım. Takım birbirine alışsın o esnada diye. Hazırlık maçlarında alınmış galibiyetler çok önemli değil ama yine iki galibiyet güzel bir başlangıç. Hatay maçıyla başlıyoruz. Beraberlikle başladık. Kötü oldu. Yenilgi aldık devamında. Beşiktaş yani şu an kötü ilerliyor. Neden böyle oldu anlamadım. Bir galibiyet aldık, onda da 1-0. Kayseri 3-2, yine bir fark. Yani çok iyi gittiğimizi söyleyemem. Olmadı bir yerde durdurur bakarım, çünkü kadro mu bozuldu acaba? Görmüş olduğunuz gibi Konferans Ligi'ndeyiz. Aslında ön eleme oynatması gerekiyordu ama oyundan kaynaklı ön eleme oynatmamış. Tamam, şu an galibiyetler almaya başladık. Tamam, 2'de 2 gidiyoruz Konferans Ligi'nde. Tamam, güzel. Takım kendine alıştı şimdi. Kendini daha yeni buldu. Derken bir beraberlik. Hemen şu mağazamızı açtık. Evet. Büyük maç mücadelesi geliyor. 4-2 mağlubiyet aldık Galatasaray'a karşı. Evet, iyi gidiyoruz dedikten sonra galibiyet yüzü görmedi takım. Yani kötü gidiyoruz şu anda. Evet, bir mağlubiyet daha. Ocak ayında duruma göre yine bir ekleme yapabilirim takıma transfer olarak.
Şu an adı anılan isimlerden bir başka birisini getirebilirim. Bulursam eğer. Konferansta çıktığımızı düşünüyorum bu arada. 3 ya da 4 galibiyet aldık. 3 galibiyet, bir beraberlik, 10 puan. Herhalde çıkarız diye düşünüyorum. Puan durumu ligde 4.yüz. Lider Galatasaray 45 puanda, 9 puan bir fark var. Yani çok fazla gereksiz beraberlik aldık. Yani toparlanabilir mi? Bir ihtimal toparlanabilir. Ama çok da kolay değil. Giresunspor'la eşleşmişiz kupada. Konferans Ligi'ne baktığım zaman da burada yokuz. Çünkü gruplardan evet lider çıktık 12 puanla. Ama ben beraberlik 3 beraberlik almışız. Ben bir mağlubiyet aldık sanıyordum. Gayet güzel. Kupa adına gayet güzel. Ligde şu durumumuz yani stabil. Ben hemen bir transfer yapmaya çalışayım. Çünkü kadroda yani aslında transfer yapılacak bir bölgede yok açıkçası. Hani Halil zaten oynaması için alındı. Yani Cenk Tosun'la yerli kurulu olduğu için biliyorsunuz. Yani kadro bu şekilde kalsın o zaman. Hiç ekleme yapmayalım. Herkes bu şekilde oynasın. Biz hemen takvimden şöyle 24 Şubat'a doğru gidelim. Konferans eşleşmemiz belli olsun. Evet, ligde de galibiyetle devam ediyoruz. Güzel, kupada da güzel bir galibiyet aldık. Yani hiç fre vermeden ilerlersek o liderliği alabiliriz gibi geliyor. Fenerbahçe'yi de yendik. Çok güzel. Evet, Ocak ayını mükemmel kapattık. Full galibiyet. Evet, kupada Galatasaray'la eşleşmişiz. 4-2 yenilmiştik biliyorsunuz. 2-2 kaldık burada. Ya Trabzon mağlubiyeti ligde. Başakşehir beraberliği vardı. Hemen 24'üne doğru geldik. Evet, Konferans Ligi mücadelemizi gördük. Ya kupada da yine 4-2 elendik. İyi gidiyoruz diye düşünürken hep kötü geçiyor. Kadromuz bu şekilde. Gezal 80 olmuş. Eksiliği düzelmiş. 81 Gedson Fernandes. 20 bina güzel oynuyor yine. Yani kadrodan memnunum açıkçası. Overall olarak çok kötü değiliz. Hızlı simülate edelim. Yani 2-1 yeniliyoruz. Ya yani oyunu bizim üzerimize oynuyor resmen. Çünkü yani fırsata şuta baktığımız zaman, hatta topla oynamaya baktığımız zaman oyun üstünlüğü bizdeymiş. Bir de penaltı kaçırmışlar. Yani anlam veremiyorum neden böyle olduğuna dair. Hemen ikinci maça geçelim. Şöyle bir takıma bakayım. Oynatabileceğimiz birisi var mı diye. Tayyip'in yerine Kole'yi koyabiliriz. Şöyle yer değiştirelim. Yani yedeklerde de öyle çok fazla isim yok. Haydi çocuklar, inanıyorum ben size. Rosenborg'u elersiniz siz. Hızlı simülate ettik. 2-2 kaldık. Yani yine oyunu domine etmişiz. Adamlar toplamda 6 fırsatta 4 gol attılar. Yani biz 12 fırsatta 3 gol atabildik galiba. 12 şutta Salih Uçan'la Gedson Fernandes atmış golleri. Yani anlam veremediğim bir mağlubiyet oldu. Son 16'da elendik. Neyse, olacağı buymuş diyelim. Hemen Haziran'a doğru ilerleyelim. Yani ligde toparlayın bari diyelim. Derken ligde de bir mağlubiyet aldık. Bir İstanbul maçı var. Yani beklentimin çok aşağısında geçti. Kupada finale doğru gideceğimize inanıyordum ben. Ziraat'te elendik. Ligde kötüyüz. Ve Konferans Ligi'nde elendik. Yani bu galibiyetler bizi şampiyonluğa taşıyacağını düşünmüyorum ki. Tekrar yani Galatasaray bu sezon hemen hemen bütün maçlarda yendi bizi. Yani çok anlam veremiyorum. Çıkalım bakalım. Kadro bu şekilde. Evet, ligi 4. tamamlıyoruz. Galatasaray 78 puanla liderlik durumuna gelmiş. Aslında iki maçta da yendiler bizi. Bize 6 puan koysak 75. Yani Galatasaray'ı yensek şampiyon oluyormuşuz. Yani şanssızlığımıza gitti. Yani 20 galibiyet az değil. Gayet iyi bir galibiyet bence. 69 gol, 44 yenilen gol, 25 averaj. Türkiye Kupası
Kayserispor Galatasaray'ı elemiş finalde. Konferans Ligi'nde de Manchester United kupayı almış. Bizi eleyen takım çeyrek finalde Shakhtar Donetsk'e elenmiş. Yani diyecek bir şey yok. Daha iyi bir olabilirdi bu kadrosu çünkü o kadar kötü bir kadro değil. Oyuncu istatistiklerine bakalım. Fenerbahçe'de João Pedro, evet simülasyon canavarı. 25 gol atmış bizden. Aboubakar, o da çok güzel gol atmış. 22 gol. Asist krallığında da Gedson Fernandes bir asistle kaçırmış. Gol yenmeyen maçta da Mert Günok 8'de kalmış. Kadro merkezinden ona da bir bakalım. İstatistikler. Aboubakar 47 maçta 29 gol, 10 asist. Gerçekten iyi bir verim gerçekleştirmiş. Okereke kanat oynattık. Yani santrafor oynatsaydık ne olurdu diye merak ediyorum açıkçası. Ama Aboubakar zaten santraforda görevini gerçekleştirmiş. Okereke 15 gol, 7 asist kanattan iyi bir verim gerçekleştirmiş. Gedson Fernandes 11 gol, 13 asist. O da iyi bir verim gerçekleştirmiş. Aslında oyuncular adına iyi bir sezon geçmiş. Gezal sakatlanmış galiba bir ara çünkü 29 maç oynamış. Cenk 8 gole katkı. Bir diğer transferimiz Halil yedekten 6 gol bir asist şekilde oynamış. Diğer oyuncularımız da bu şekilde arkadaşlar. Bakmak isterseniz durdurup bakabilirsiniz. Hemen gol yenmeyen maçı da bakalım. Şuradan bakalım. Mert 9 gol yenmeyen maç çıkarmış. Yani yaş 35 aslında. O yaşa göre baktığımız zaman çok fazla değil. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Dördüncü bitirmeyi hiç beklemiyordum ama sezonu dördüncü bitirdik. Konferans Ligi'nde de şanssız bir elenme gerçekleştirdik. Ama biliyorsunuz video başında söylediğim gibi Beşiktaş'ta transferde adı anılan çok fazla oyuncu yoktu. O yüzden çok ekleme yapamadım. Stoperleri değiştirdim sadece. Onda da oyunun bize uğratmış olduğu hezimetten dolayı Tayyip Talha 72 overall iken 76 overall'lık oyuncuyu kesmeye başardı. Yani anlam verilecek bir şey değil bu. Sezonu 4. tamamladık. Çok verimli bir video geçmedi ama transferlerde gerçekten ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Video bu kadardı arkadaşlar. Eğer ki videoyu beğendiyseniz kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.